Evet, devam edelim Ankara Konuşuyor'a. Çok değerli konuğumuz Ziraat Bankası eski müfettişi, Halk Bankası eski genel müdürü ve ekonomi eski bakanı Ufuk Söylemez ve avukat Emre Bey ile birlikte sohbetimiz devam ediyor. Şimdi yarım saati 25 dakikayı tamamladık. Hızla gidiyoruz. Şimdi son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bir müjde verdi. Herkes coşkuyla karşılandı, sevinçle karşılandı. Dedi ki kredi kartı borçlarına bir kolaylık yapacağız. Ziraat Bankası ne kadar kredi kartı borcu varsa gelin biz diyecek, gideceksiniz orada yapılandıracaksınız ve büyük bir rahatlama sağlayacak. Hatta aynı gün bütün ekonomistleri, bağlantı televizyonlara bağlananları takip etmeye gayret ettim Sayın Bakan. Dediler ki hatta bu gerçek bir bayram olabilmesi için bunun içine bireysel kredileri de katmanız lazım gibi bir coşkular vardı. Ama sonra ertesi gün bir baktık dinleyicilerimiz bağlanıyorlar yayınlara. En az 10 kişiyle konuştuk. Lütfen bağlansın eğer ya da bize yaz sınlar çıkan varsa. Şu ana kadar Ziraat Bankası'na gidip de borçlarını yapılandırabilene rastlamadık. Neden? Gidiyor vatandaş. Kabul diyor ki senin üzerinde ev kredisi var, olmaz. Senin çok borcun var, olmaz. Sen kredi limitin senin çok düşük ya da puanın çok düşük, sana veremeyiz. Kefil getir vesaire vesaire derken alabilen çıkmamış. Herkes ret yemiş bankacılık tabiriyle. Şimdi alan kim bilmiyoruz. Ben hiç rastlamadım. Borcunu ödeyebilecek adamı zaten kredi kartı borcu şimdi zaten olmaz. Puanının düşük ki oraya gitti o adam vesaire. bireysel kredi sayısı 25.6 milyon kişi. Bireysel kredi kartı borcu 102.4 milyar lira. Borcunu ödemeyenler 2.5 milyon kişi. Yasal takibe alınanlar 684 bin kişi. Yasal takibe düşen borç miktarı 6.1 milyar lira. Kredi kartına gecikme faizi %33.0. Ziraat Bankası faizi 13.20 ile 14.40 arasında değişiyor. Şimdi Sayın Bakan, öncelikle ben bir vatandaş olarak, Elvan olarak, yani burada programcı olarak falan görmeyin beni, sıradan bir vatandaş olarak. Şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın ağzından, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ağzından böyle bir şey duymuşsam o benim için senettir. Ve o benim için o makam gereği o kesinlikle doğrudur. Ama ben bankaya gidiyorum, bambaşka bir şeyle karşılaşıyorum. Evet. Şimdi o zaman ben şunu düşünmez miyim ya da Cumhurbaşkanı şunu demez mi bankaya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Demesi gerekmez mi? Çünkü alamıyor insanlar. Gerekir, haklısınız. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Kredi kartı ve tüketici kredilerinden takibe düşenlerin sayısı anormal biçimde artmış vaziyette. 2,5 milyon gözüküyor ama sadece asgari tutarı ödeyerek bankacılıkta bizim kullandığımız eskiden takla attırabilen borcuna faizi sadece veya asgari tutarını ödeyerek takla attıranların sayısının 8 milyon civarında olduğu tahmin çok ediliyor. Çok yüksek bir rakam. Müthiş bir rakam. Bu bir sosyal facia. Buna bir çözüm bulmak lazım mı? Lazım. Lazım. Hükümetin seçim popülizmi olarak yaptığı açıklamayla mı olur? Hayır, olmaz. Nitekim olmadığını siz söylediniz. Yani bankadaki arkadaş, ben de Ziraat Bankası müfettişim, bankadaki adam da batmış. O da takibe haklı, onu o da insana haklı. Verdiği zaman yarın hukuki sorumluluğa girer. Böyle bir şey yok. Şimdi 10 kişiden biri alabiliyor. Ben öyle görebiliyorum. Çünkü burada yapılması gereken şuydu bence. Takibe intikal edenlerin ana paralarını faizsiz taksitlendirmek uzun vadeli. 36 ay mesela. Faizlerini silmek gerekiyor. Tabi bu Ziraat Bankası'nın üzerine yüklendiği zaman görev zararı çıkacaktır. Bu zararı da hazinenin ya da maliyenin bütçesinden karşılanmak gerekiyor. Bu büyük bir operasyon. Yani o zaman bütün toplum vergileriyle tabii vergileriyle kurtarmış olacak. Bu doğru mu yanlış mı? Yani ben afların, mali afların, kurtarma paketlerinin namuslu, işini düzgün yapan insanlara da bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Burada da ölçüyü zaten kaçırmamak lazım. Ama eğer ekonomi krize girmişse insanlar ekmek, yani şimdi bir bankacılıktan bir eski bir tanıdığım beni aradı. Sayın Bakanım çok sıkıntıdayım dedi. Ne oldu dedim. Böyle böyle dedi. Niye? Kredi kartına dedi tuzağına düştüm ya. Sen bankacılık yaptın, nasıl düşersin filan. Yani bizden yardım istiyor hukuki bir şekilde. Tamam dedi, ne yapabilirim? Niye böyle oldun diye sorduğumda dedi ki o bankadan kredi kartı aldım. Bu bankadan kredi. 3-4 tane oldu diyor. Şımardık diyor. Gidiyorduk diyor marketten bir kalıp peynir alacağımıza bir kilo almaya başladık diyor. Mesela yani finansal okuryazarlığın gelişmediği ülkede insanlar kredi kartını biraz da bilinçsizce kullanmış olabilirler. Ama öyle insan var ki ekmeğini bile kredi kartı alacak halde şu anda. Dolayısıyla bu sosyal drama kamu vicdanına uygun bir çözüm üretmek lazım. Çözüm koşun Ziraat Bankası'na size versin deyip de onları, insanları eli böğrüne bırakmak değil. Bu yanlış bir şey. Bu sadece 31 Mart seçimlerine kadar insanların ağzına bir parmak bal çalmak gibi. Ama bu hayal kırıklığına uğramış geniş kitleler bırakır arkanızda. Yanlış şimdi, olur. Öyle oldu. Onun için daha akılcı benim önerim şu. Bir kere takibi intikal edenlerin faizlerini tamamen silmek lazım.
Ödeyemez adam zaten. Evine icra gelecek kadar bu hale düşmüş bir adamdan ne bekliyorsunuz? Adamın işi yok, ekmeği yok. Bırak faiz ödemeyi, taksit ödeyemez halde. O zaman bankacılık sektörü acaba eder tabii. Bankacılık sektörünü korumak sektörü, için de evet. Hükümet bir fon oluşturacak. Bu fona diyecek ki ben bir hesap yapacak. Faizleri affediyorum. Ana parayı da 36 aya kadar neyse vadesi veya şu kadar miktarda atıyorum 2 bin liraya olanları 24 ay evet. İşte 10 bin liraya kadar olanları da 36 aya kadar neyse bir limit koyar. Sonsuzda bir limit olmaz bunda. Yani bakar o zaten rakamlar nerede kümeleniyor bellidir. O kümelenmeye göre 1-2 kategoride 24 ay 36 ay hatta 48 ay vadeli taksitlendirir. Ödeyebilir mi insanlar? Ondan da şüpheliymiş bulamazsa ama hiç olmazsa der ki ya benim 10 bin lira borcum vardı. Faizi olmuş 18 bin lira. Hı. Banka 8 bini silindi. 10 bini de 36 ay vadeli ayda 300 ödeyeyim. En azından takiplik, icralık olmaktan kurtulayım diyebilir. Bu bir yöntemdir. Öbürü Ziraat Bankası'nın yaptığını zaten bir bankanın istihbat dediğimiz hani taşıma kapasitesi kaldırmaz. Türkiye'deki 48-50 bankadaki sorunlu bütün borçlular oraya hücum ederse o işi bir yani batmış banka diye bir banka kurmak peki, lazım yani. Ziraat Bankası da vermiyor yani. Ha, Ziraat şu anda veremez. Ziraat'a bir kanun düzenleme yapman lazım. O anda grup toplantısında insanları coşkuya kaptıracak, umuda kaptıracak açıklamalar kolaydır. Ama bunun başını sonunu iyi düşünmek, iyi hesaplamak lazım. Yardım etmek lazım mı kredi kartı borçlarına? Bu sosyal drama dönüşmüş. İntiharlar, aile faciaları, boşanmalar, icralar çok ağır şey bunlar. Bana her gün geliyor böyle üzüntüler, şikayetler, yardım talepleri. Görüyorum. Bu sosyal drama karşı böyle bir seçim popülizmiyle koşun Ziraat Bankası sizi yapılandırsın demek kapısından dönen insanları daha da kızdırır ve hayal kırıklığına uğratır en hafif tabiriyle. Yanlış bir yöntem. Piyasa ekonomisinin kurallarına da aykırı değil mi Sayın Bakanım? Şimdi Ziraat Bankası biliyorsunuz dışarıdan kredi alıyor bütün bankalar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii banka genel müdürlüğü. Yani mevduat müfazlasını kredi veriyorlar. %25 ile %33 ile dışarıdan kredi faizle kredi alıyor. Sonra geliyor burada %13 ile kredi dağıtıcı. Ya bu Ziraat Bankası'nı çökertir bu durum. Çökertmez mi? Efendim tabii Ziraat Bankası onun altına kalkamaz. Kalkamayacağı için zaten bankacılık sistemini çökertir. Hükümet ona mutlaka onun zararı karşılayacaktır. Bu kurtarma planı için benim başka düşüncelerim var ama bizi dinleyen kimse yok karşımızda. Bu muhatap bulamıyor. Seçim havasına girmiş siyasal iktidar gözü bir şeyi görmüyor. Biz dinleyeceğiz yani. Sadece paket paket makarna gibi çocuk gibi paket paket müjde paket diyor ama müjde paketi dediğin zaman ekonomiye bunun kısa vadeli uzun vadeli hasarı ne olacak? Uygulanma kabiliyeti var mı? Bunları düşünmüyorlar. Yani o anda bir müjde verdim. Sayın Bakan, burada aleni bir de haksızlık var. Şimdi pek çok insan da şöyle yaptı. Şimdi düzgün vatandaş deyip böyle haddimi aşmak istemiyorum ama borcuna sadık vatandaş da kredi kartı borcunu kapatabilmek için gitti bireysel kredi aldı. Tabii canım. Evet. Oralarda ona kapattı, onu da kapattı. Krediyle kapatmaya kalktı. Şimdi Ziraat Bankası tabii bir kere zaten mali aflar bir ülkede zaten vergi afları, mali afları. O işin çivisinin çıktığını gösterir mali anlamda. Kimse borcuna demez. Bu kadar çok mali af çıkarırsanız siz adam vergi ödeyen kendini aldatılmış hisseder yani. Ha olağanüstü kriz dönemlerinde bunlar yapılabilir mi? İstisnai olarak yapılır. Ama bizde istisna kural oldu. Her seçim. Bakın şımarık müteahhitler var. Her gün magazinde görüyorsunuz. İsim vermeyeyim. Adam milyarlarca lira borçlanmış. Har vurmuş. Harman savurmuş. Ondan sonra gidiyor Ziraat Bankası'na diyor ki ben diyor dairelerimde kaldı. Sana aldığım faizi ödemiyorum. Bakın ödeyemiyorum veya ödemiyorum. Yapılandır bunu. Bunu yapılandır. Yapılandırıyor. Yapılandırma dediğin konkordatonun bir hali. Konkordatoyu zorlaştırdılar. Yapılandırmayı kolaylaştırdılar. Amaç yağmur gibi yani konkordatolar karşısında toplumsal psikolojiyi etkilemek amacıyla yeniden yapılandırma kibar bir deyim bulundu. Yeniden yapılandırma light konkordatodur. Yeniden yapılandırma yaptı diye 2001 yılında ki krizden sonra yeniden yapılandırma yapan Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yönetim kuruluna ve yöneticilerinin 200 yöneticisine dava açıldı. Zimmet diye yeniden yapılandırma yapıldı diye. Onlar hala yargılanıyor. Tazminat ve ceza aralarında vefat edenler var. Bana geliyor mektupları. Şimdi yeniden yapılandırma yapanları 2001'de zimmet suçu işlediğini yargılıyorlar. Şimdi de ödül gibi başarı gibi Bankalar Birliği Başkanı çıkıp anlatıyor. Burada bir çelişki var. Yani deveye sormuşlar hani neren eğri diye. O da demiş ki nerem doğru ki. Şimdi burada Ziraat Bankası için ne aldı? 0.98 faizle müşterisi olan müteahhitlere konutlarının satış aracılığı yapıyor. Şimdi bankaların görevi gayrimenkul ticareti değildir. Zaten öyle oldu mu aktifler donuklaşır. Niye? Türkiye'de bankacılık sistemi ortalama 2.4 ay vadeyle mevduat topluyor. Bir yıl vadeli kredi verse bile bankacılıkta vade uyumsuzluğu dediğimiz mismatch oluşur. Onu uzun vadeli yurt iç ve dış kredilerle karşılar. Dolayısıyla bankalara böyle 5 yıl 10 yıl vadeli krediler verdirip medya
finansman yaptırıp ne bileyim yahut da işte o köprü finansmanı yaptırırsanız bunlar 2,5 ay vadeli para toplayıp 5 yıl 10 yıl vadeli finansmanı yapmakta zorlanırlar. Zorlanınca ne olur? Ya fiyatları yükseltecekler. Doğru mu? Evet. Ya da batıkları atacak, sıkıntıya girecekler. Bankacılık sisteminde dönüp gelecek bankalar yani bankalar gayrimenkul ticaretiyle uğraşamazlar. Yanlış bir şeydir. Evet. Finansman başka evet. bir şey. Gayrimenkul yatırım ve satış işte alış satışı başka bir şey. Yani Ziraat Bankası gayrimenkul alış satışına soktular. Tüketici bilmem neyine soktular. Ziraat Bankası'nın ana gayesi, ben eski Ziraat Bankası'nın müfettişiyim. Çiftçi. Onunla gurur duyarım. Oradan yükselerek özel sektöre geçtim. Müdür oldum, genel müdür oldum, bakan oldum. Ziraat Bankası'na büyük bir saygı ve hürmetim var. Benim okulumdur. Tabii. Ama Ziraat Bankası'nda ana gaye kesinlikle tarımın finansmanıdır. Tarım, evet. Eğer tarımı finanse etseydik bugün yurt dışından kuru fasulye, nohut, doğru mu? Et ithal etmek zorunda kalmazdı. Ziraat Odaları Başkanı açıklama yapıyor Sayın Bakanım. Çiftçi artık soğan ekecek durumda değil. Bırakın diyor bu rakamları, seneye 10 liraya soğan bulamazsınız diyor kilosu. Hesabını bilmeyen şımarık müteahhitleri finanse edersen evet, beton ekonomisinden vazgeçiyor. Medyada tekelleşmeyi yapan medya tekellerini milyonlarca dolar kredi verirsen üreticimize, çiftçimize Atatürk ne demiş? Müstahsil köle değil, bakın onu yanlış çevirdim. Müstahsil milletin efendisidir. Ne demek? Üretici yani. Hı hı. Üretmek çok tabii, kutsal bir şey esasında. Önemli bir şey. Şimdi hem üreticiyi bırakmışsın, bu ülke ne yapıyor? Müthiş bir şekilde tarımda kendi kendine yeten ülke olmaktan çıkmış ve dışarıdan kuru fasulye, nohut, saman, soğan. Soğan ithal. Ya soğan, Allah'ın soğanı. Soğan geliyor. Yani. Biz soğan Türkiye'de zebildir yani. Pazarlarda en ucuz şey soğan, patates soğandır. Öyleydi. Evet, evet. Ya ne hale geldi? Kim destekçi bu çiftçiyi? Kanada'dan mercimek. Benim tavsiyem şımarık zengin ve müsrif müteahhitleri yahut da medya tekellerini finanse etmeyin. Kamu parasıyla kamuyu, gerçek üreticiyi, gerçek çiftçiyi, küçük ve orta ölçekli sanayiciyi finanse edin. Meslek liseleri kurun. Meslek evet. liselerine insanlar meslek sahibi olsunlar. Evet. Yani çok kapsamlı bir eğitim programı, çok kapsamlı bir makroekonomik plana ihtiyaç var. Seçime giderken bunlar yapılır mı? Hiç umudum yok. Geçici aflarla, seçime, yapılandırmalarla tüketiciyi finanse ediyoruz. Gene tüket aynen. diye. Yani zamanımızda kredi kartı borcunu yapalım, gene ya, tüket. Aflarla aynen. yama yapıyoruz yani. Tabii, sorunu tabii. çözmüyoruz yani. Hani sineği öldürüp bataklıkla ilgilenmiyoruz yani, gibi. Üretim Sayın Bakan. Kesinlikle. Oradan kurtuluş oradan tabii. geçiyor. Bu, sizin tabii. reçeteniz nedir? Valla benim reçetim kısmen az önce söyledim. Türkiye bir kere gerçekçi kur uygulamasına geçecek. Sermayeyi tabana yayacak. Tekelleşme ve kartelleşmeyle mücadele edecek. Yani şeyi demokratikleştirecek sermayeyi bir anlamda. Kartel ve tekel işi. Medyada tekel var bugün. Böyle konuşabileceğimiz özgür kaç hukuki tane karar var? Güvence olacak. Hukuki güvence. Önemli. Türkiye'de bir de tabii kuvvetler herkes çok yanacak. Güzel dedi Emre Bey. Kuvvetler ayrılığı sözde değil. Özde hayata geçecek. Hakim güvencesi olacak. Ters karar veren hakim ertesi gün görevden alıp bilmem nereye sürülmeyecek. Güvence bilecek. Vatandaş arkamda bir yargı bakın, var diye güvenecek. Bakın Trump deli dolu kararlar alıyor değil mi Amerika'da? Evet. Müthiş muhalefet var ama yargıçlar onun bilmem göçmen yasaklıyor. Hayır, yasaklayamazsın diye karar veriyor. Tabii. Hukuk ve denge yani başkanlık sistemlerin bile denge denetim mekanizmaları var. Bile değil var yani Fransa'da, Amerika bizdeki bir acayip oldu. Yani ben bizdeki sistemi sadece ekonomik krizi değil belki biraz da rejim sistemi gibi görüyorum. Yani bu başkanlık rejimi oturmadı ve biraz bünyemize uymadı gibi. Yani doku uyuşmazlığı var zaten Türk milletiyle. Bu başkanlık demokratik sistemi de değil herhalde. Değil, yani. Bu Amerika'daki sistem değil ki bu. Demokratik hani Tayyip Erdoğan'a da o kadar üzerine yük binmesi doğru değil. Bir insanın 80 milyonluk dev meseleleri ve imkanları da olsa dev bir ülke tabii. bu. Buranın kurumları, kurumsal hafızası, yetişmiş beyinleri, evet. yetişmiş bürokrasisi olması lazım. Bunları tasfiye ederseniz, yetişmiş insanları, kalifiye unsurları yurt dışına gitmeye zorlayacak ortam yaratırsanız, Türkiye bunun altına kalır. Biz bugün Afganistan, Irak ne bileyim başka Allah korusun çatışma bölgeli ülkelerden biri değilsek Türkiye'nin sağlam bir demokratik layık hukuk devleti geleneği olmasına, sağlam bir bürokrasi olmasına, dışişleri bürokrasisi, yani sen dışişlerin hayatında dışişleri bakanın önünden geçmemiş birini büyük eş diye atarsan bugün gözükmese bile bunun etkileri yarın olumsuz olur. Yetenek, liyakat, ehliyet mutlaka alınmalı. Türkiye içine girdiği bu açmazdan kurtulmak için 31 Mart'tan sonra milli mutabakat istiyorum ben. Milli mutabakat nasıl olur? Toplumsal uzlaşmaya olur. Siyasal iktidar ben yaptım oldu derse olmaz. Halk direnir buna.
kemer sık diyor. Niye sıkayım diyeceğim ben ona? Sen sıkmıyorsun, ben niye sıkayım diyeceğim mesela. Onu dememesi lazım vatandaşın. Ortak bir noktada iktidarı muhalefetiyle bir milli uzlaşma öneriyorum ben. Evet. Ama seçim sonrasında bu gidişatı gördüğüm için de biraz çok umutlu değilim. Ama seçimlerde bakarsınız bir halktan sarı kart görür siyasi iktidar, şu olur bu olur. O zaman belki uzlaşmaya zorlanır. Siyasi iktidarı alternatif öneriler ve eleştiri yapanlara düşman değil, ülke için ortak çözüm bulacak noktada buluşmaya zorlamak lazım yani. Şimdi bir de Sayın Bakan, şu yeri geldiği için araya girmek istedim. Önümüz yerel seçim. Şimdi yerel seçim nedir? Kendini yönetecek belediye başkanını seçeceksin. Aslında vatandaşa en çok dokunan baktığınız zaman belediye başkanı. Hı. Burada aslında partinin çok önemi olmaması lazım. Tabii burada önemli yok. Kim ismin önemi olması lazım. Bu insan benim yolumu, çöpümü, işte sıkıntılarımı çözer, buna bakmak lazım. Ama bu yerel seçimin başka bir havası, atmosferi var gibi. O da şöyle, sanki yerel seçimden ziyade seçim vatandaşta bir mesaj verme kaygısı. Ama o iyi bir şey, kötü bir şey değil. Demokratik tepki ancak sandıkta gösterilir vatandaş. En etkilisi yani, ancak değil ama. Tabii. En etkili demokratik tepki sandıkta gösterilir. Vatandaşın mesaj vereceğini ben umuyorum bu seçimlerde. Yani böyle gelmiş böyle gider deyip teslimiyetçi mi olacak? Sandığa gitmeyecek mi, yoksa sandığa sahip çıkıp belki siyasal iktidara... Yani orada bir mesaj çıkar mı? Bence çıkar. Çıkmalı. Yani çıkar, hem çıkar hem çıkmalı. Çünkü vatandaş da iyi kötü Türkiye'de bir demokratik geleneğe sahibiz biz. Tabii. Kaç yıllık bir geleneğimiz var. Yani vatandaşın tek söz hakkının olduğu yani. Çok parti rejime geçtiğimizden beri bizim bir geleneksel bir demokratik geleneğimiz oldu. Diğer Orta Doğu ülkeleriyle falan kıyas edilemez Türkiye. Türkiye o kadar da geri bir demokratik yapısı yok. Ama sahip çıkarsa yani bu yerel seçimler yerel seçimlerden öte bir şey olur bence de sizin gibi. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti biz millet olarak hakikaten zorluklarda kenetlenebilmeyi başarmış. Doğrudur. Her türlü zorlukta bu böyle oldu. Krizlerde de işte 15 Temmuz'da da işte ta Kurtuluş Savaşı'ndan beri biz kenetlenebilen bir milletiz. Şimdi şu anda da ekonomik aslında en zor sıkıntı çeşidi ekonomi tabii, elbette baktığın zaman bir laf vardır eskilerin. Derler ki işte açlık geldi mi mertlik gider, bozulur. Hı. Doğru. Biraz oraya doğru iş gitmesin doğru. İstiyoruz tabii, çünkü hepimiz aynı gemideyiz gerçekten ama çok da treni de kaçırmadık aslında, değil mi? Gerekli yerlerde doğru hamleler yapılırsa kurtarır mıyız Sayın Bakan? Evet, yani kurtarırdık diyelim esasında. Pek kurtaracak gibi gözükmüyoruz bu saatten sonra. Çünkü hemen bu Ağustos'ta krizi kabul etseler de bu dış güçlerin oyunu falan deyip işi dış güçlere yine havale etmeselerdi, tedbirleri zamanında alsalardı bu tedavinin süresi daha kısa olurdu, etkisi daha yüksek olurdu. Geciktikçe, popülizm yaptıkça, Profesör Minsky vardır, der ki kapitalizmin en büyük hastalık sorunları halının altına süpürmek ve pembe haberler pompalamaktır. Ama bu krizin gelişini önlemez, ancak geciktirir. Hatalı davranışlarla alınacak önlemlerde geç kalındı. Hala yani zararın neresinden dönüyorsa kar mıdır? Evet, kardır. Yani... benziyor biraz antidepresan kullanımına. Sorunu çözeceksin önce. Antidepresan sadece erteliyor. Bravo. Tabii biriktiriyor. Yani 10 yıl sonra daha büyük patlamalara. Fobi olarak çıkıyor. Bravo. O zaman ben sizin sözlerinizden şunu çıkarıyorum. Yanlışsam düzelt Sayın Bakanım. 31 Mart'tan sonra ekonomide büyük, daha büyük, derin bir kriz bekliyorsunuz. İnşallah olmaz. Şöyle daha yani şöyle eğer böyle giderlerse. Sorunlar ötelenmiş. Bakın, böyle yani bu ülkede, seçime kadar böyle gidecek. Ülkede kriz yok. Bu algı operasyonları falan diye idare etmeyi bunun sonu yok. Bunun sonu reel sektör ve borç odaklı bugünkü krizin finansal sektöre sıçramasına sebep olur ki Allah korusun, bunu hiç arzu etmeyiz. Yani. Onun için 30 Mart'tan sonra bu sorunu görmezden geleceğini düşünmüyorum. Hiçbir iktidar gelemez yani. Yapılacak şey dediğim gibi iyi bir program. Ben buna acı reçete, kemer sıkma ne derseniz deyin. Ama acı reçete, kemer sıkma ne demek? İnsanların canını acıtıyor demektir yani. Tabii. Peki bankalar... IMF'li veya IMF'siz zorunda kalacaklar. Özel bankalarımız. Şimdi bir gecede Trump'la o çekişme sonrası 7.2'ye kadar çıktı ya. Evet. Arkasından bütün banka, önce İş Bankası genel müdürü, arkasından diğer bankaların genel müdürleri, sistemimiz sağlam. Korkacak bir şey yok mesajı verdiler hepsi. Siz eski bir bankacısınız. En iyi bilenlerdesiniz. Şu anda durum, bankalarımız hakikaten bir kere sağlam, o kesin, ama bundan sonra aynı sağlamlığı koruyabilir. Evet, şu ana kadar iyi idare ettiler ama ben bankacılık sektöründe bu aflarla, yeniden yapılandırma ve konkordat talepleriyle yoğun biçimde donuk aktif riskinin arttığını görüyorum. Evet, risk. Yani donuk aktif riski arttıkça Türk bankalarının kredi verme kabiliyetleri de azalır.
karlılıkları da azalır ve zararları giderek artar. Ve kriz derinleştikçe finansal sektörün bundan etkilenme ihtimali artar. Biz bunu önlemeye çalışmalıyız. Yani bankacılık sektörünün nasıl olsa sağlam, o zaman yüklenelim bankacılık sektörüne, bütün batıkları oraya yıkalım, hiçbir kimse kredisini ödemesin. Sonra bankaları batır. Yani o zaman bu yani vermeden almak Allah'a mahsustur. Yani bankalar aldıklarını kullandırıyorlar belli bir finansman. Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla bankaları biz bir dipsiz kuyu gibi görüp oradan kepçeli ona buna para dağıtamayız yani. Tabii. Onun kuralı var, prensip var. Bir uluslararası piyasalar bunu gözlüyor. Bize ya, bu bankalar uluslararası kredi alıyorlar, sendikasyonlar yapıyorlar. Türk bankalarının böyle bol kepçeden ona buna para saçtığını, popülizm yaptığını, batıkları yüzdürdüğünü, batık müteahhitleri bilmem ne yaptığını filan görür ve anlarlarsa ve bu iş aşırıya kaçarsa yarın onlardan gelecek krediler hem azalabilir hem pahalanabilir. Belki de pahalanır. Sudden cut dedi aniden kesilebilir. Bu riski görerek bankacılık sistemini gözümüz gibi korumalıyız. Yani. Sayın Bakanım, peki 31 Mart'tan sonra mevduat faizleri ve dolardaki gidişatı yukarı yönlü mü görüyorsunuz? Vallahi ben şöyle görüyorum. Türkiye'nin kaynak ihtiyacının azalmadığını görüyorum. Bu da faizin artması demek. Bu da tabii yüksek faiz ve maalesef yüksek kurlar demektir. Kredi. Bu da tabii enflasyonu besler. Türkiye çünkü şu anda enflasyonun altında kaldı gene mevduat faizleri. Şu anda çift taneli enflasyon, çift taneli faizler, çift taneli işsizlik. Üzülüyorum. Bakın geçen gün geçici bir yıllık iş için Urfa'da biliyorsunuz 44 bin kişi toplanmış stadyuma. Evet, 1000 kişi alınacak. Acıdım. Karaman'da o soğukta kadınla erkekli yüzlerce kişi soğukta kuyrukta bekliyor. Evet. Yani 6 aylık iş için 600 kişi için on binlerce kişi kuyrukta. Sayın Bakanım, bir felaket, sosyal felaket Türkiye, bu yani. Türkiye'ye Iraklı, Suriyeli göçünden bahsediyoruz. Bazen serzeniş yapıyoruz ama şu bir gerçek. Biz avukat olarak piyasanın içinde hani insanların icraları, hacizleri de oluyor, bakıyoruz. Aslında Suriyelilerin Türk ekonomisindeki krizi biraz erteledikleri de doğru. Katkıları da şu var. Mesela dün sitelerde, Ankara sitelerde yangın oldu. 5 Suriyeli işçi öldü. Bu adamlar sigortasız ve çok çok düşük, ayda 500 liraya, 400 liraya, 600 liraya gibi paralarla çalışıyorlar. Aslında iş yeri, küçük kobileri şu anda aslında Türkiye'de Suriyeliler çeviriyor. Eğer Suriyeliler gelmeseydi şu anda o kobilerin hepsi batmıştı. Yani büyük zararları var. Bu insanların Türkiye, belki bizim etnik yapımızı ileride 50 yıl sonra belki Türkiye'nin başına bir Suriyeli geçecek bu doğum oranlarıyla. Böyle bir risk de var ama bu insanların şu anda bizim ekonomimizi kurtardığı ve kobileri, küçük kobileri kurtardığı da bir gerçek. Yani olaya bir objektif bakınca bugün Suriyeliler olmasa siteler ölür. Bakın Ankara siteler Suriyeli, Iraklı, Afganlı göçmenlerin, evet, vasıfsız işçilerin ayak sırtlarında yükseliyor ve ayakta kalmaya çalışıyor. Onlar bir çekildiği zaman şu anda orada asgari ücret 2000 lira oldu. 2000 lira yetmez ama işveren de 2000 lira asgari ücret ödeyecek gücü yok. Yok. Sorunuzun doğru haklı tarafı da var ama bir de madalyonun öbür tarafı da var. Ben öyle bakıyorum. Çünkü bu Suriyeliler tamam bir sosyal dram yaşıyorlar. Biz hamiyetferber bir milletiz. Ülkelerindeki iç savaştan kaçtılar. Biz koca kaçtık. Tabii. Ama misafirliğinde sığınmanın da bir adabı olur. Şu anda Türkiye'de bütün illerde, özellikle başta Güneydoğu'da, işte başlayın güney tarafımızda, Antep'ten, İslahiye'den, İskenderun'dan, Hatay'dan, Adana'dan başlayın, Ankara'nın Kızılay'ına, İstanbul'un Taksim'ine kadar, dilencisinden suç sektöründeki her şeye kadar binlerce Suriyeli görüyorsunuz. Bunların yaşadıkları trajediyi hepimiz üzülüyoruz ve anlıyoruz ama Türkiye'ye 4 milyonu aşkın Suriyelinin gelmesi de dünyada hiçbir ülkede olmuş bir şey değildir. Türkiye'nin Amerika ile beraber Suriye Savaşı'na müdahil olması büyük bir diplomasi hatasıdır. Ve o hatanın bedelini biz 4 milyon Suriyeli burada ödüyoruz. Bakın bu Suriye dediklerinizin sadece %8'i kamplarda yaşıyor. Kalanları ülkeye dağılmış, hesabı yok, kitabı yok, kaydı yok, kuydu yok. Bunlara turkuaz kart veriyorlar. Sağlık giderlerini bedava yapıyorlar. Çocuklarını bedava okutuyorlar. Yani 500-600 liraya, 1000 liraya çalışıyorlar ama bir sürü de devletin gideri. Hatta bir suça karışsa bile yargılanmıyorlar. İade ediliyorlar bilmem kendi ülkelerine. Yani o kadar büyük bir himaye mahsallar ki bugün benim Türk insanım asgari ücrete razıyken, iş bulamazken o 1000 liraya rahat çalışıyor. Çünkü onun çocuğunun okulunu devlet karşılıyor, hastane giderini karşılıyor. Bir sürü imkan sağlıyor. Çok yani Suriyeli verdiğimiz tabii o bakımdan biraz çaresizlikten, biraz da bu imkanları olduğu için onun için farklı ucu var. Tabii yani, keskin bıçak gibi iki taraflı ucu var bu işin yani. Aynen. Şimdi bir reklam izni isteyeceğim. Ondan sonra Emre Bey son olarak da bu futbol kulüpleri, evet, ve borçlanmayı Ziraat Bankası onu meselesini konuşalım. Çünkü o da bankacılık üzerine büyük o da bankacılık büyük üzerine ve vatandaşın üzerine devam edeceğiz. Çok kısa bir ara.